Evet, merhabalar. Bu videoda kaya kütlesi puanı kısaltılmış adı ile AREMAR'dan bahsedeceğim. AREMAR, ampirik yöntemler arasında yani görgül yöntemler arasında kaya kütleleri içerisindeki yapılan çeşitli mühendislik çalışmalarında yaygın kullanılan bir kaya kütlesi değerlendirme yöntemlerinden, puanlandırma yöntemlerinden biridir. AREMAR ilk kez 1976 yılında Bieniawski tarafından önerilmişti. Daha sonra pek çok kez revizyonlar almıştır, güncelleştirmeler yapılmıştır üzerinde. Günümüzde de hala da AREMAR'ın güncelleştirmelerine yönelik çalışmalar devam edilmektedir. AREMAR temelinde 5 adet parametresi var. Ve bu 5 adet parametresine ek olarak dediğim gibi günümüzde de hala düzeltme katsayıları öneriliyor ve çok farklı zamanlarda AREMAR'ın çeşitli modifiye edilmiş halleri vardır. AREMAR ilk ortaya atıldığı zamanki ilk temel kriterleri bir kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı ya da kaya kütlesinin tek eksenli sıkışma dayanımı parametresidir. 2. Kaya kalite göstergesi yani RQD. 3. Süreksizliklerin aralığı. 4. Süreksizliklerin durumu, 5. Yeraltı suyu durumudur. Bu 76 yılında örneğin ilk bu 5 parametre varken ve bunların her birinin almış olduğu puanlar toplanırken R1, R2, R3, R4, R5 gibi. Sonra bir de daha sonra 89 yılında bir güncelleme yapılarak işte düzeltme katsayılarıyla da bir düzenlemeler ya önerilmiştir FA, FB gibi. Bunların ne olduğuna değineceğim. İşte daha sonra R6 gibi 6. bir kriter daha eklendi. Bunlara zaten yani bu kriterler nedir? AREMAR değeri nasıl hesaplanıyor diye bu video kapsamında bunlara değineceğim. Öncelikle tek eksenli kaya basınç dayanımı önemli bir parametre. Kaya malzemesinin dayanımı burada önemli bir parametre. Kaya malzemesinin dayanım değeri kaya kütlesinin dayanım değerini etkilemektedir. Bu yüzden kaya kütlesinin puanlandırması yapılırken kaya malzemesinin dayanım değerlerinin bulunması gerekiyor. Bunun için bildiğimiz gibi laboratuvar alınan blok numunelerden karot alınarak daha sonra karotların üstü ve altı kesilerek, düzleştirilerek prese alınıyor, sıkıştırılıyor ve kırılmış oldukları yük seviyeleri kesit alanlarına bölünerekten kayaçların tek eksenli basma dayanımı değeri bulunuyor. Bu bir parametre olarak kullanılıyor bu değer AREMAR belirlemede. Bir diğer değer ise demiştik ki RQD. RQD karotlar aldığımız zaman, geoteknik karotlarımızı aldığımız zaman buradan geoteknik sondajlarla alınan bu karotlarda bakıyoruz ki kayacın kendi içerisindeki var olan süreksizliklerine göre bir süreksizlik aralıklarına bağlı olaraktan bir aslında RQD değeri hesaplanıyor. Bu RQD değerini şöyle hesaplıyoruz. Bu parçalardan, bu alınan sondaj parçalarındaki 10 santimetreye geçen, 10 santimetreye geçen parçaların uzunluklarının toplamının toplam karot boyuna olan oranı. Yani 10 santimetrenin altında kalan şöyle şu resimde görüldüğü gibi ufak parçaları saymıyoruz. 10 santimetrenin üzerindeki olan parçaların boylarının toplamını toplam alınan boya oranlıyoruz. Yani yüzde kaçı burada 10 santimetrenin üzerindeki parçalardan oluşuyor anlamında bir sınıflamadır. 90 ila 100 arasında ise çok iyi oluyor RQD. İşte 75-90 arasında ise iyi. 50-75 arasında ise orta. 25-50 arasında ise zayıf. 0 ve 25 arasında ise çok zayıf. Şurada görüyoruz. Çok zayıf bir RQD değerine göre çok zayıf olan bir kaya kütlesi var. Bakın. Şurada ise de çok iyi olan bir kaya kütlesi görüyoruz. Örneği görüyoruz burada. Karotlar uzun uzun parçalardan oluşuyor. Bir diğer örnek de buradadır. Bakın çok kötü bir RQD değerine göre çok kötü bir kaya kütlesi. Parça parça
Bunun hiç belki 10 santimi geçen hiç bir tane tanesi yok, belki parçası yok ve buradaki çok sık süreksizlikler, çok sık artık parçalanmış bir kaya kütlesinden bahsediyoruz. Burası çok zayıf bir kaya kütlesi örneği oluyor. Şu üstteki, alttaki ise bakın bu parçaların üzerinde, yani boylarına baktığımız zaman neredeyse tamamı artık 10 santimetrenin üzerine geçmiş, çok iyi bir arkeolojik değerine göre iyi bir numune görüyoruz. Bu değerlerden, bu arkeolojik değerinde buradan işte toplam 10 santimi geçen boyların toplam boy olan oranını olarak hesaplayabiliyoruz. Arkeolojik değerlerini böyle sondajlarda da belirlenebiliyor veya işte girip direkt ayna üzerinde kazı yapan alanda da gözlemsel olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılabiliyor. Burada alınan burada biraz tecrübe gerekli çünkü alınan sondajlarda sondaj esnasında ulaşabilecek olan kırıkları ayırabilmemiz lazım. Onlar daha taze ve yeni kırıkları kayacın içerisindeki eskiden beri var olan süreksizliklerle ayırmamız gerekiyor. Sondaj alınırken ki almış olduğumuz bir takım kırıklıklar, yani kırılmalar tabii ki söz konusudur. Burada da tabii ki aslında jeologların yapmış oldukları çalışmalar ve bu konuda işte tecrübe kazanan insanların yapmış oldukları katkılar önemli. Biliyoruz ki kaya kütleleri süreksizlikler içeriyor. İşte bu süreksizliklerin oluşturmuş oldukları aradaki bu kalan işte o malzemelerin hangi uzunluklara devam ettiği, parçaların hangi boylarda olduğu ile ilgili bir kaya kalite katsayısıdır RQD. Süreksizliklerin aralığı da burada dikkate alınıyor ayrıca. Süreksizliklerin burada ortalama aralığı değerine bağlı olarak da puanlama yapılıyor. Süreksizlik aralığından kastımızda bakın şu resim üzerinden ifade edebiliyoruz. Mesela bakın şurada bir süreksizlik var, burada da bir süreksizlik var. Bakın kaya kütlesi içerisinde süreksizlikler mevcuttur. İşte bu süreksizliklerin arasındaki spacing diye burada ifade edilen yani aralık, süreksizlikler arasındaki aralık, mesafe nedir? Ortalama değer nedir? Buradan baktığımız zaman bir örneğin süreksizlikler arasındaki mesafe 2 metreden büyükse 20 puan alıyor. Bu R1, R2, R3, R4, R5 dediğimiz puanlandırma işte bu puan sistemine göre yapılıyor. R3 süreksizlik aralığı eğer 200 santimden büyükse süreksizlik açıklığı şey aralığı süreksizliklerin arasındaki mesafe 2 metreden büyükse 20 puan, 60 santimle 200 santim arasında ise 15 puan, 20 santimle 60 santim arasında ise 10 puan, 6 santim ve 20 santim arasında ise 8 puan, 6 santimden küçükse 5 puan şeklinde alınıyor. Şimdi kaya kütle kalitesi, kaya kalite katsayısı RQD'de R2 puanını oluşturuyor. R2 puanı RQD değerine göre 90 üzeri arasında ise 20, 75 ile 90 arasında ise 17, 50 ile 75 arasında ise 13, 25 ile 50 arasında ise 8, 25'ten küçükse 3 oluyor. Tekselli basınç dayanımı, tekselli sıkışma dayanımı da 250 MPa'dan büyükse 15, 250 ile 100 MPa arasında ise 12 puan, 100 ila 50 megapaskal arasında ise 7 puan, 25 ila 50 megapaskal arasında ise 4 puan, 5 ila 25 megapaskal arasında ise 2 puan, 1 ila 5 megapaskal arasında ise 1 puan ve 1 megapaskaldan küçükse zaten 0 değerini alıyoruz. Bu da TXL basma dayanıma göre olan bu puanlandırmada R1 puanını teşkil ediyor. R1, R2 ve R3'e değindik. Şimdi süreksizliklerin durumu dediğimiz bir R4 puanı olacak. Çünkü ne dedik? Şurada ifade etmiş olduğumuz gibi R1, R2, R3, R4 burada almış oldukları puanları R5 toplayarak toplam RMR puanını bulacağız. Burada RMR puanını hesaplarken süreksizlik durumu bakın 30, %30'unu yani 100 puan üzerinden 30 puanı teşkil ediyor burada. Bu basit RMR hesabında yani temel ilk önerilen hesapta 5 parametreli olan da %30 gibi bir önemli bir etkisi var süreksizliklerin durumu. Süreksizliklerin durumu 0 ile 30 arasında değişebilen bir puan alabilir. Eğer çok pürüzlü, dalgalı, süreksiz ve kapalı çatlaklar varsa ve ayrışmamış çatlaklar varsa 30 puan. Pürüzlü, dalgalı, süreksizler var ve hafif ayrışmış. Aralıkları da 1 milimetreden küçük. Yani çok hafif, çok ince bir açıklık var süreksizlikte. Bu zaman 25 puan. Az pürüzlü,
Aralık 1 milimetreden küçük ama yüzey çok ayrışmış. 20 puan. İşte yüzeyler cilalı, yani çok artık pürüzler falan kalmamış, cilalanmış. 5 milimetreden küçük, dolgulu aralıkları varsa, aralıklara dolgu girdiyse işte 10 puan. 5 milimetreden daha fazlaysa bu süreksizlik açıklığı, çatlaklarda yumuşak dolgular varsa 0 puan gibi. Şimdi bu süreksizlik durumunu daha detaylı aslında ifade eden şu tablo, şu satırı, ayrıca bir tablo var. Onu burada ifade edelim. Yani bakın, o toplam 30 puan aslında buraya göre belirleniyor. Şurada aslında özet olarak bilgi verilmiş R4 puan olarak, ama R4 puanını detay olarak vermek istiyorsak süreksizliklerin durum puanı geçiyoruz. Süreksizliklerin durum sıralaması için kılavuz bilgilerden yapacağız. Süreksizliklerin uzunluğu, süreksizlik açıklığı, pürüzlülük, dolgu ve bozulma derecelerine göre her parametrede işte 0 ile 6 arasında bir değer alacak ve bunların toplamından 30 puan üzerinden bir süreksizlik durum puanı, yani R4 puanı burada eklenecek. Örneğince dolgu varsa işte ve var mı, yoksa işte 6 puan varsa sert dolgu mu, yumuşak dolgu mu, işte sert dolguysa 5 milimetreden küçük mü, 5 milimetreden büyük mü o dolgunun kalınlığı, buna göre işte değişen puanlar var bu tabloda görüldüğü gibi. Pürüzlü olmasını tabii ki istiyoruz. Süreksizlikler pürüzlü olursa taşıma kapasiteleri artar, sürtünme kapasiteleri artar. Çok pürüzlülere 6 puan, kayganlara işte cilalanmış dediğimiz 0 puan. Bunların arasında düz, az pürüzlü, pürüzlü gibi kriterlere göre puanlar veriyoruz. Süreksizlik açıklığı işte yok, yani süreksizlikler direkt birbiriyle örtüşüyor, direkt temas halinde. 6 veya işte farklı aralıklarda, işte örneğin işte 1 milimetreden küçükse ya da 1 ile 5 milimetre arasındaysa ya da 5 milimetreden büyükse diye burada yine puanlandırma yapıyoruz. Yani kayaca süreksizliklerinin farklı kriterlerine göre puan veriyoruz veya puan kırıyoruz. Buradan toplam oluşan bir süreksizlik durumlarının sınıflaması kılavuzuna göre R4 puanını vereceğiz. Buradan 0 ile 30 arasında bir değer elde edeceğiz. İşte bozulma tabii ki önemli bir kriter. Bozulma dediğimiz zaman oradaki işte zamanla fiziksel, kimyasal bozulmalar olabilir süreksizliklerde. Buna göre işte bozulmamış, az bozulmuş, orta derece bozulmuş, bozulmamış veya çok bozulmuş diye sınıflamalar yapıyoruz. 0 ile 6 arasında, 6 değerler arasında da bir bozulma puanı veriyoruz. Bunlardan toplamı işte 0 ile 30 arasında bir değer oluyor ve bu da R4 puanımızı teşkil ediyor. Tabii ki çatlak suyu durumu için de tabii ki puanlar önemli. Biz kayak kütleleri içerisinde su olması durumunda dayanım değerlerinin düştüğünü biliyoruz. Aslında çatlak suyunu istemiyoruz. Dolayısıyla çatlak suyu arttıkça su geliri varsa puan kıracağız. Kaya kütlesinin R5 puanını, çatlak su durumu puanını da tamamen kuruysa 15, nemli ise 10, ıslak ise 7, damlama yapıyorsa 4 veya artık akış varsa 0 şeklinde 0 ile 15 arasında bir çatlak suyu durumu puanı vererek bu da R5 puan olarak eklenecek RMR hesaplamalarında. Şu RMR hesaplamalarındaki R1, R2, R3, R4, R5 ve R6, yani R5'e kadar anlattım, bu şekilde oluyor. R6 da şu şekilde tabakalanmaların doğrultusuyla ilgili bir konu. İşte kazınızın tabakalama doğrultusuna İşte kazının eğim yönünde, yani tabakaların eğim yönünde mi yapıldığı veya eğim yönünde ters mi yapıldığıyla ve bu tabakalanmaların yapmış oldukları açılarla ilgili bir tablo var. Buradan da işte orta, uygun veya uygun değil gibi bir takım buradan değerlendirmeler yapıp daha sonra burada puanları kırıyoruz. Örneğin tünellerde bu R6 puanından bahsediyoruz şu an. İşte tünellerde örneğin işte tabakalanma ve bizim kazı eğim yönümüzün doğrultularına bağlı olarak işte uygunsa eksi 2, ortaysa eksi 5 puan, uygun değilse eksi 10 puan, hiç uygun değilse eksi 12 puan kullanıyoruz. RMR temellerde de kullanılıyor. Bu temellerde de yine bu uygunluk durumuna göre olaraktan RMR'dan puanlar kırılıyor. Bu tabakalanma olduğu zaman tabakaların doğrultuları yönüne göre ve kazımızın ilerlediği yöne doğru verilen bir puanlama sistemidir. R6 dediğimiz. Şimdi R6'yı şurada gördüğünüz gibi hesapladıktan sonra bir de FA ve FB katsayıları var. Düzeltme katsayıları vardır. Bu düzeltme katsayılarına gelmeden önce şurasında birazcık daha açıklamam gereken yerler olduğunu gördüm.
Şimdi mesela bakın burada süreksizlik arası mesafe dedik, spacing şurası olduğunu gösterdik işte örneğin. Roughness dediğimiz bakın süreksizliklerdeki pürüzlülük. Filling dediğimiz veya infill olarak İngilizcesi geçen İngilizce'de bu çatlak süreksizliklerin arasında işte dolgu var mı yok mu? Mesela burada bakın bir dolgu var. İşte bu dolgunun kalınlığı ne kadar örneğin? Bu gibi parametreler süreksizlik durumunu puanlandırırken işte kullanıyoruz. Bu da görsel olarak onun bir ifadesi. Su var mı? İşte damlama mı yapıyor? İşte akıntı mı yapıyor? Nemli mi? Islak mı? Yoksa kuru mu? Buna bağlı olaraktan da yine bu kriterleri dikkate alaraktan da çatlak suyu durumu puanını veriyorduk. Yani burada genel olarak bu parametrelerin bir kısmını bu resimde görmüş oluyoruz. Şimdi bu FA ve FB dediğimiz düzeltme katsayıları var. FA şu, bu patlatmaya göre bir düzeltme katsayısıdır FA. FB de zayıflık düzlemi ile ilgili düzeltme katsayısıdır. Bu iki tane katsayı var. İşte az önce de gördüğünüz gibi RMR'ı değerini bulduktan sonra R1, R2, R3, R4, R5 ve R6'dan sonra bir de o toplamını elde edilen toplam değeri bir de düzeltme katsayısıyla çarpmamız gerekiyor. Buradaki yapılan kazı tünel makine kazısıyla yapılıyorsa hasar vermiyoruz kaya kütlesine. Düzeltme katsayımız 1. Yani herhangi bir düşüş olmuyor RMR puanında. Denetimli patlatma az hasarlıysa 0.94-0.97 arasında, iyi patlatma orta derece hasar veren 0.9 ile 0.94 arasında bir katsayıyla çarpıyoruz ve düşürüyoruz. Kötü patlatma yapıyorsak 0.8'e kadar düşürüyoruz. Eğer mesela patlatma yaptığımız zaman çevre kayıyla çok şiddetli zararlar verebiliyorsak, kötü bir patlatma yaptıysak buna bağlı olarak da patlatma katsayılarıyla burada RMR değerini düşürmemiz gerekiyor. Zayıflık düzlemi içinde katsayılarımız var. Eğer herhangi bir zayıflık düzlemimiz yoksa kaya kütlemiz içerisinde herhangi bir katsayı kullanmamıza gerek yok ya da 1 ile çarparak herhangi bir sonucu değiştirmeyecek bir işlem yapıyoruz. Sert dayıklar bulunuyorsa 0.9 ile çarpıyoruz. Yumuşak cevher zonlarını 0.85 ile çarpıyoruz. Ana kaya cevher dokunak zonları veya homojen olmayan taban kayacı için 0.8 ile çarpıyoruz. Kıvrımlar, senkler ve antiklinaller için 0.75 ile çarpıyoruz. Eğer münferit fay zonlarına yakın bir yerdeysek de 0.7 ile çarparak bu tabloda önerildiği gibi düzeltmek iki tane düzeltme katsayımız var burada. FA ve FB. Bunlarla çarparak RMR değerimizi düzenlememiz gerekiyor. En son RMR değerini bulurken. RMR değerimizi tespit ettikten sonra RMR değerimiz şöyle sınıflandırılıyor. Eğer 80 ile 100 arasındaysa çok iyi kaya kütlesi, 60 ile 80 arası, 61 ile 80 arasındaysa iyi kaya, 41 ile 60 arasındaysa orta kaya, 21 ile 40 arasındaysa zayıf kaya, 20'den küçükse çok zayıf kaya oluyor. Burada bazı çok farklı araştırmacıların çalışmaları var. RMR değerine bağlı olaraktan kaya kütlelerin C'sini yani kohezyon ve eser tutunma açısının belirlenmesine yönelik yaklaşımlar var. Bu tabloda gördüğümüz gibi. İşte kohezyon değerimiz 400'ün üzerinde çok iyi kayalarda. İşte iyilerde 300-400 arası gibi. Ortalarda 200-300, zayıf ise 100-200 arası. Çok zayıf kaya kütlelerinde kohezyonumuzun 100 kilopaskaldan daha düşük olarak dikkate almamız gerektiğini burada ifade edebiliriz. Eser tutunma açısı çok iyi kayalarda 45 olarak öneriliyor. Eğer çok yüksek RMR puanımız varsa örneğin 90'larda olduğu gibi 90 gibi 95 gibi o zaman 45 alabiliyoruz ishal tutunma açısından. Eğer 60 ila 80 arasındaysa 61 ile 80 arasındaysa pardon 35 ile 45 arasında bir ishal sürtünme derecesi olarak alabiliyoruz. 25 ile 35 derece olarak ishal tutunma açısını ortak kayalarda alabiliyoruz. Yani bu aralıklarda alabiliyoruz. Örneğin 41 ise 25, 60 ise 35 gibi. Bu arada kendi içerisinde bir oranlama yapabiliriz. İşte zayıf kayalarda 15 ila 25, çok zayıf kayalarda 15'in altında, 15 derecenin altında oluyor ishal tutunma açısı. Temellerin taşıma gücüne yönelik de işte Ulusay ve Sönmez'in 2007 yılında yaptığı çalışmalar gibi çeşitli çalışmalar var. Burada RMR değerine bağlı olaraktan zemin taşıma gücünün hesaplamalarına yönelik çeşitli çalışmalar literatürde paylaşılmış durumdadır. RMR genelde çok fazlasıyla daha çok tünellerde yeraltı kazılarında kullanılıyor olsa da temellerde de kullanılıyor yönelik çalışmalar var ve kullanılmakta. Şevler için de kullanılmakta. Farklı uygulamalarda yer almaktadır. RMR değerine bağlı olaraktan kaya kütlesinin elastisite modülünün belirlenmesine yönelik de farklı araştırmacılar tarafından bu listede görünen ve görünmeyen çok sayıda
ROCmes'in kaya kütlesinin el sistem modülünün arama değerine bağlı olarak değişimine yönelik çok sayıda literatürde çalışma bulmak mümkün. Burada tabii ki kaya malzemesinin el sistem modülü de önemli, arama değeri de önemli ve bu kaya malzemesinin el sistem modülü ve arama değerine bağlı olarak da kaya kütlesinin el sistem modülü nün belirlenmesine yönelik oldukça fazla çalışma var. İlgi duyan kişiler için literatürde bu konuda daha detaylı çalışmalar olduğunu ekleyebilirim. Kaya kütlesinin elastik sistem modülünü bulmamız bize pek çok analizde işimize yarıyor. Örneğin numerik analizlerde kullanıyoruz. İşte konverjans hesaplamalarında aynı zamanda analitik yöntemlerde de kullanılıyor. Yani kaya kütlesinin deformasyon modülü bizim için aslında önemli, tünel tasarımcılar için önemli bir parametre ve RMR değerine bağlı olarak da bu değerin kestirilmesine yönelik çok farklı çalışmalar mevcut. RMR değerine bağlı olarak da görgül bir yöntem kapsamında, yani bu aslında tamamen sahadaki tecrübelerden elde edilen RMR değerine bağlı olarak da tahkimat tasarımına yönelik böyle bir tabloda mevcut. Bu da çok yaygın bilinen ve dikkate alınan, kullanılan tablolardan, yaklaşımlardan biridir. Bu değeri, bu tabloda şu ifade ediliyor. Bakın, RMR değerine bağlı olarak kazı şeklini nasıl yapacağımız, tahkimat olarak işte kaya saplamalarını nasıl kullanacağımız, püskürtme betonu nasıl kullanacağımız, çelik ishalları nasıl kullanacağımıza yönelik bilgiler var burada. RMR değerimiz 81 ile 100 arasındaysa kazımızı tam ayna kazısı olaraktan yapabiliyoruz. Yani basamaklı kazı değil, direkt bütün tam kesti tek seferde kazarak ilerleyebiliyoruz. 3 metre ilerleme yapabiliyoruz. RMR değerimiz 81 ve üzerinde ise püskürtme beton kullanmadan, çelik ishal kullanmadan ve çok gerekli olursa spot lokal yerlere kaya saplaması kullanılarak kazımızı ilerletebiliyoruz. Eğer RMR değerimiz 61-80 arasındaysa yine tam ayna kazı yapabiliyoruz. Ancak ilerlememiz 1,5 metreye düşüyor. Kaya saplamaları ile ayna arasında, yani kazı yapılan, kazının yapılmakta olduğu ayna, kazının kazı yapılan o yüzey ile en son kaya saplaması arasındaki mesafenin en fazla 20 metre olması gerekiyor. Kaya saplamaları tavanda 3 metre uzunluklarında ve 2,5 metre aralıklarla kullanılmalı. Bu tabloda daha da detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Ben şu an anlatırken yazılanların tamamını belki vurgulamıyorum ama genel hatlarıyla ifade etmeye çalışıyorum. Gerektiğinde çelik hasır ile birlikte uygulama yapılabilir. Eğer püskürtme beton kullanmıyorsak, zaten püskürtme beton kullanıyorsak bir daha zaten ekstra gerek yok. Yani zaten çelik hasır püskürtme betonun içinde kalacaktır. Tavanda ama bakın 61 ile 80 arasında püskürtme beton kalınlığı çok ince. Ve gerekli yerlerde 5 cm kalınlıkta diyor. Bu genelde gerekli yerler dediğimiz tavan ve işte omuzların üstünde daha çok önemli oluyor. Yani türenin, yani o yer çekim kuvvetiyle blokların gevşeyebileceği alandaki o omuzlar ve türenin tavan kısmındaki işte kısımlarda 5 cm kalınlıkta ince bir püskürtme beton kullanımı yeterli oluyor bu yaklaşıma göre. 61'in üzerinde ise RMR değerimiz ve çelik ikisada gerekmiyor. 41 ile 60 arasında geldiğimiz zaman, yani orta kalitede bir kaya kütlemiz varsa, iki basamak halinde ilerleme öneriliyor. Bütün kesti tek seferde kazmıyoruz. Önce kestinin yarısını kazıyoruz. Sonra diğer yarısını kazıyoruz. Ve kestinin ilk yarısını kazdıktan sonra üst yarısının tahkimatını yapıyoruz. Sonra diğer kestin altını kazıyoruz ve kesit bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İki basamak halinde ilerleme, üst basamakta 3 metreye kadar ilerleme, kaya saplaması ile ayna arasındaki mesafede en fazla 10 metre olacak. Sistematik kaya saplamaları kullanacağız. 4 metre uzunluğunda kaya saplamaları kullanıyoruz. Tavan ve yan duvarlarda 1,5 ila 2 metre aralıklarında kullanıyoruz kaya saplamalarını. Püskürtme betona geldiğimiz zaman 5 ile 10 santimetre arasında tavanda, 5 metre ve 5 santimetre de yan duvarlarda. Yani tavanda 5 ila 10 santimetre kalınlığında, yan duvarlarda 5 santimetre kalınlığında uyguluyoruz. Eğer RMR değerimiz 41 ile 60 arasındaysa, tavanda biraz daha kalın olmasının sebebi dediğim gibi o gevşeyen yerçekim kuvvetiyle gevşeyecek olan ve potansiyel düşecek olan blokları tutmamız için tavana daha kalın bir püskürtme beton uygulamamız gerekiyor. Ve çelik iksada 41 üzerindeki olan RMR değerleri için gerekmez
diyoruz. 21 ile 40 arasına gelen MR değerleri için, zayıf kaya kütleleri için yine iki basamak halinde kazı yapıyoruz. Üst tarafta, üst kazamak, basamakta en fazla işte kazı yaparken 1,5 metre ilerleme. Her patlatma sonrası mutlaka tahkimat uygulanacak. Kaya saplaması ile aynı arasındaki mesafede en fazla 10 metre olacaktır. Bakın RMR değeri 40'lardan 20'lere düştüğü zaman, yani 20 ile 40 arasında düştüğü zaman kaya saplamalarının uzunluğu 4 metreden 4-5 metre uzunluğa çıkıyor. Tavan ve yan duvarlarda kaya saplamaları da 1-1,5 metre aralıklarla uygulanması gerekiyor. Yani kaya saplamalarının uygulanmış olduğu aralıklar daha daraltılıyor RMR değeri düştüğü zaman. Tavanda 10 ila 15 santimetre, yan duvarlarda 10 santimetre kalınlığında püskürtme beton kullanılması gerekiyor. Ve hafif bağlar dediğimiz çok kesti çok büyük olmayan çelik bağları RMR değeri 21 ile 40 arasında kullanabiliriz 1,5 metre aralıklarla. Bu mesela işte I profil mesela bir bağ kullanıyorsak mesela işte I14, I16 gibi bunlar hafif bağlar olabilir. Çok böyle büyük, ağır ve kesti büyük olan bağlar değil. Ama 20'nin altına düşerse RMR değeri bu sefer daha ağır bağlar, yani daha kesti büyük olan bağlar kullanıyoruz. Örneğin I24, gerekirse I32, daha kalın kesitteki bağları işte 1 metre gibi, 0,75 santimetre gibi çok yakın aralıklarla ilk sağlama yapıyoruz ki çünkü RMR değeri 20'nin altına düştüğü zaman tavandaki o plastik zömbi bölgesi çok kalınlaşıyor ve gevşeyecek ve ülük oluşturacak ve tahkimat üzerine yükün binmesi potansiyel olan o bölgenin kalınlığı ve ağırlığı çok artıyor. Dolayısıyla ilk sağlanan aralıkları ve boyutları ilk sağlanan aralıkları küçültülüyor ve boyutları büyütülüyor. Bakın çelik ilk sağ RMR yerinden küçük koşulu için. Püskürtme betona gelecek olursak 20 değerinden küçük RMR değerleri için tavanda 15 ila 20 cm, yan duvarlarda 15 cm. Bir de ayna, yani kazı yapılan yüzeydeki aynaya da yine ayna betonu vurulabiliyor. Hatta bu RMR değeri çok küçük yerlerde aynaya da zaten saplamalar yapılabiliyor. Burada belki ifade edilmemiş ama aynaya da saplamalar yapılabiliyor. Hatta aynaya 5 cm'den daha kalın betonlar da vurulabilir. Bu tamamen kaya kütlesinin size kaza esnasındaki gösterici reaksiyona bağlı olarak karar verilebilecek olan bir durumdur. Kaya saplamalarına geldiğimiz zaman sistematik kaya saplaması 5-6 metre uzunlukta, kaya saplamaları artık iyice uzadı ve 1-1,5 metre aralıklarla uygulanıyor. Aynı zamanda burada tabana da kaya saplaması uyguluyoruz. Yani sadece tavan ve yanlar değil, burada taban kısmına da RMR değeri 20'den altına düştüğü zaman bir uygulama yapıyoruz. Kazılar yapılırken de RMR değeri 20'den küçük olduğu zaman çok basamaklı kazı yapıyoruz. Bazen 3 basamaklı kazılar da olabiliyor bunlar. Çok basamaklı kazı, üst basamakta en fazla 1,5 metre ilerleme, RMR değeri 20'den çok küçüldüğü zaman aslında burada patlatma denmiş ama patlatma pek önerilmez. Çünkü çok zayıf kaya kütlesi olduğu için kayayı daha çok örseliyoruz ve bu daha çok burada mekanik kazıyla yapmamız daha önemli. Mekanik kazı ile ilerlememiz. RMR değeri 20'nin altına düşüyorsa mekanik kazılar, makineyle yapılan kazılar daha iyi sonuç verir. Belki biraz kazı hızımız yavaşlar ama güvenlik açısından gereklidir. İksa ve kaya saplamaları kazı ile birlikte yürütülmelidir. Yani mümkün olduğunca tahkimatsız bölgeyi bırakmayacağız kazı yaptığımız alanda. Ve hemen kazı sonrası derhal püskürtme beton vurulacak. Püskürtme beton çünkü hemen vurulduğu zaman ufak blokların da düşmesini ve gevşemeleri engelleyebiliyor. Burada bir de not etmek istiyorum. RMR değeri bakın çok düştüğü zaman kaya saplamalarının çok sık kullanılmasına yönelik bir bilgi var. Bu benim kendi kişisel bir takım tecrübelerime dayanarak söylemem gerekiyor ki aslında RMR değeri çok düşük yerlerde bu kadar çok sık kaya saplaması kullandığınız zaman kayayı da örseleyebiliyorsunuz ve tam ters tepki de verebiliyor bu. Aynı zamanda çok düşük RMR değerlerine sahip kaya kütlelerinde kaya saplamalarının çok iyi ankraj sağlayamadığını da ifade etmem bu noktada gerekir. Tahkimatsız kalma süreleri RMR değerine bağlı olaraktan öngörülebiliyor. Bu böyle yaklaşımlar da var. RMR çok kullanışlı bir kaya kütle puanlama sistemi ve bu görmüş olduğumuz örneklerdeki gibi çok farklı uygulamaları var. Bu önerilen tahkimatlar var. İşte bu önerilen tahkimatları yapmazsak RMR değerine bağlı olarak ve tavan ve kazı açıklığına bağlı olaraktan tavan veya kazı açıklığına bağlı olaraktan bizim tünelimizin ne kadar süre olarak ayakta kalabileceği, tahkimat uygulamazsak
ayakta kalma süresi bu tünelimizin ne olacağıyla ilgili aramar değerine bağlı olarak da böyle bir grafik önerilmekte ve kullanılmaktadır. Örneğin aramar değerimiz 40 olsun. Tavan veya kazı açıklığı, yani tavan yüksekliği veya kazının eni açıklığına baktığımız zaman artık hangisi yüksekse onu baz alacağız. Örneğin dairesel bir tünel olursa çapı 7 metre olsun örneğin. Burada kazı açıklığı 7 metre olacak. Geleceğim 7 metreden şöyle aramar 40'ı kestireceğim. Demek ki 7 metre tünel çapında dairesel bir tünel kazdım. Aramarım 7. Şey pardon, kazı açıklığım 7 metre. İşte aramarım da 40 olduğu zaman şöyle aşağı iniyorum. İşte yaklaşık 10 saatlerde yani 10 gibi bir şöyle baktığım zaman yaklaşık hani 10-15 saat gibi bir zaman diliminde hemen takimatın kurulması gerekiyor. Daha fazla beklerseniz burada gevşeme, sökülme olabilir anlamına geliyor. Veya aynı 7 metre için aramar değerimin örneğin bu sefer 60 olması durumuna bakalım. Hani 40'tan 60'a çıkarsa gelelim şöyle 7 metreden 60'a yaklaşık olarak 1000 saat civarında bir bekleme süresi oluyor. Yani aramar 40'tan 60'a geldiği zaman göçük olmadan tahkimat olarak bekleyeceğimiz sürenin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Şu nokta nokta gösterilen olaylarda hepsi yaşanan vakalar ve tecrübelere göre bu grafiğin oluşturulduğunu söylüyor. Ben de yapmış olduğum bazı çalışmalarda gerçekten de bu tahkimatsız ayakta kalma süresi, aramar değerine bağlı tahkimatsız ayakta kalma süresinin bu yaklaşımın geçerli olduğunu gördüm yapmış olduğum bazı çalışmalarda. Özellikle Artvin'deki bir tünelde buna şahit oldum. Yani bu yaklaşım aslında dikkate alınabilir. Tahkimatsız kalma süresinin belirlenmesi açısından aramar kullanılabilir. Tabii aramar gibi görgül yöntemler yani ampirik yöntemler yani tecrübeye dayalı yöntemler tek başına tünel tasarımında yeterli yöntemler değildir. Mesela bir tünel projesinde tasarım yapacaksak bunu sadece ve sadece bir aramar gibi bir görgül yöntem kullanarak yapmamalıyız. Bu yeterli değildir. Görgül yöntemler, kaya kütle puanlamalarına yönelik geliştirilen bir takım abaklar, işte tahkimat kullanım yaklaşımları yardımcı yöntem olarak kullanılmalı. Örneğin numerik modelleri, analitik yöntemleri ek olarak destekleyici olması açısından kullanılmalı. Yani tek başına değil, en az işte bu aramarın kullanıyorsak yanına bir mesela numerik model yapmalıyız veya farklı bir kaya kütle dayanım veya kaya kütlesinin işte kalitesine yönelik başka bir ampirik yöntem kullanabiliriz. Örneğin Q kullanabiliriz. İşte GSI kullanılabilir. GSI'ye bağlı işte kaya kütle dayanımı belirlenip oradan bunlar numerik modellerde değerlendirilebilir gibi farklı yani farklı yöntemlerle beraber kullanılmalı. Yani bir tünel eğer tasarlanacaksa aramar kullanılabilir ama tek başına kullanımı iyi bir tasarım için yeterli değil ama aramar da başvurulan önemli bir yöntemdir tünel tasarımlarında. Bunu da burada belirtmiş olayım. Burada da aramarın yine benim kendimin eksik gördüğü aramarı, eksik gördüğüm bir noktada bir düzenleme, bir modifiye bilgisi vereceğim. Bu da 2019'da yapılan güncel bir modifiyedir. İlgili kaynak tarafından ve Serhat Demir Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki hocamız Doktor Sayın Serhat Demir tarafından Use of Rock Mass Rating Values for Support Designs of Tunnels Excavated in Soft Rock Mass Soft Rocks Without a Skewing Problem başlığı altında Geoscience Engineering dergisinde 65. ciltte yayınlanan bir makalemizde çalışmamızda düşük kaya malzemesi dayanım değerlerine sahip olan kaya kütlelerinde aramar değerlerinin dayanım düzeltme faktörüyle çarpılarak kullanılması gerektiği yönünde bir çalışmamız oldu. Bu neden gerekli? Şimdi şöyle düşünelim. Tekrar aramara bakalım. Aramarda şu kaya kütlesi aramar kaya kütlesi puanı aramar sisteminde puanlandırma durumuna baktığımız zaman bakınız kaya malzemesinin tek eksenli basma dayanımı bu 100 puanın içerisinde 15 puanlık bir yer teşkil ediyor. Diyelim ki bizim çok zayıf bir kaya malzememiz var. Dayanımı mesela 3 megapaskal olsun, 4 megapaskal olsun. Çok zayıf bir kaya malzememiz var. 3 megapaskal dayanımında
Bu kaya malzemesi RMR 85 alabilme ihtimali var. Peki RMR 85 alırsa ne olur? Geliyoruz şuraya. Hiç tahkimat kullanmadan kazı yapabiliyoruz. Ama bir düşünün, kaya malzemesi 3 megapaskal ve kazı derinliğinizin de 100 metre olduğunu düşünelim. Kaya birincil gerilmeleriniz zaten kaya malzeme dayanımı değerlerinize yaklaşıyor. Kayacınızın kaya kütlesinin birim hacim değerine bağlı olarak da. Zaten bir de orada kazı yaptığınız zaman ikincil gerilmeler oluşacak. Dolayısıyla orada kaya malzemesinin 3 megapaskal olduğu bir yerde tahkimatsız kazı yapılması mümkün değil. Dolayısıyla burada RMR'ın kaya malzemesi dayanım düzeltme faktörüyle çarpılarak bir modifiye edilmesine yönelik bir çalışma yapılmış ve böyle bir RMR US denilen 2019'da önerilen bir güncelleme mevcuttur. Burada RMR 89'u biz kaya malzemesinin dayanım değeri sigma ci, kaya kütlesinin birim hacim ağırlığı ve kaya ve tünelin derinliği parametrelerine bağlı olaraktan bir düzeltme katsayısı, düzeltme faktörü önerdik. Eğer kaya kütlemizi, pardon, kaya malzememizin sigma ci, kaya malzememizin tek eksenli sıkışma dayanımının birincil düşey gerilmeye olan oranı, birincil düşey gerilme, yani biliyorsunuz birim hacim ağırlık çarpı derinlik, buradaki şu lambda birim hacim ağırlık, gamma birim hacim ağırlık, z derinlik. Bu ikisinin çarpımı birincil düşey yönde gerilmeyi veriyor. Eğer kaya malzemesinin dayanım değeri kaya kütlesinin birim hacim ağırlık ve tünelin derinlik çarpımlarına oranı 7'den küçükse, şurada görüldüğü gibi sigma c eşit bölü gamma çarpı z küçüktür 7 ise bir dayanım düzeltme faktörü kullanmamız gerekiyor. Eğer sigma c'yi birim hacim ağırlık çarpı derinlik, yani düşey birincil gerilmenin 7 katından büyükse, o zaman kaya malzemesine yönelik dayanım düzeltme faktörü kullanılmıyor. Ama 7'den küçükse bu oran, o zaman bir düzeltme katsayısı kullanıyoruz. Bu da kaya malzemesinin dayanım değerinin düşey birincil gerilmeye olan oranının 7'ye olan oranı. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu basit bir yaklaşımla beraber aslında zayıf kaya malzemelerinin bulunduğu kütleler içerisinde daha güvenli bir tahkimat tasarımı yapılmasına yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmayı yaparken 5 farklı tünel çalışıldı. Bu kaynak gösterilen makaleyi internette de açık erişime mevcut. Daha detaylı bilgiye erişmek isteyen kişiler için. Bu RMR usulü önerilmesinde 5 farklı tüneldeki yapılan çalışmaya ek olarak numerik ve analitik çalışmalar da yapıldı ve nihayetinde şöyle bir strength adjustment faktörü, yani dayanım düzeltme faktörü kullanımı RMR'la beraber önerildi. Bu detaylarına ilgi duyanlar olursa burada kaynak belirtilmiştir. Ben kısaca RMR'ın nasıl hesaplandığını, temel mantığını, felsefesini ve çeşitli uygulama alanlarına örnekler vererek RMR hakkında öyle genel ve temel anlamda bir sunum yapmış oldum. Sunumumu burada tamamlarken e-mail adresimi şu an ekranda görüyorsunuz. Soru sormak isteyen veya görüş belirtmek isteyenler olursa e-mail adresimi her zaman iletilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum.